Akşam babam dans etti mi Firdevs Hanım'la? Başka kimseyle? Ne? Niye güldün, çabuk söyle. Ya kendine boşu boşuna eziyet ediyorsun. Sana üzülüyorum. Kıyamıyorum sana. Efendim? Sen artık çok oldun, Allah'ın cezası. Çiçeğim almışsın. Mahsus yapıyorsun değil mi? Olay çıkarmak istiyorsun. Yapma bunu Behlül. Bir daha sakın yapma. Fena olur. Anladın mı beni? Fena olur. Ya insan bir çiçeğe bu kadar sinirlenir mi ya? Ayıp ediyorsun. Uğraşma benimle. Dolaşma etrafımda. Fena olur. Söylüyorum sana. Çok fena olur. Kızın sesi buraya kadar geliyordu. Yazık. Kim bilir ne yaptın da bu kadar deli ettin. Vallahi bir şey yapmadım. Sadece çiçek yolladım. Yemin ederim. Hop. Ben de geliyorum. Ne bu? Kakaolu süt. İnci anne yapardı. Ne zaman ağlasan, seninle ne zaman kavga etsek, annen kakaolu sütlerle gelirdi yanımıza. Anneciğim. Onu ben de çok özlüyorum. Keşke hiç büyümeseydim değil mi Yeşil? Aa, kolejde mi ya? Bilmiyordum. Ya yok canım. Annemin öldüğü yıl tutturdum ben de Beşir'in okuluna gideceğim, yalnız gitmem diye. Bir yıl okudum orada zaten. Neyse. Yan yana sıralarda oturuyorduk Beşir'le. Ya kaçma, gel anlatacağım. Şimdi bu birden zart diye uzayınca öğretmen onu yanımdan alıp üç arka sıraya koydu. Bizimki bir ağla beni Nihal'den ayırmayın diye bir ağla ortalık yıkıldı. Hiç ayrılmıyor senden. Bak, hep yanında. Hala üç sıra arkada da olsa. Artık yerimden şikayet etmiyorum. Ya Behlül, çok fenasın. Ne oldu ya? Ne dedim? Biraz da karşı kıyıya gidelim. Hayır, bir an önce eve dönelim. Akşam için hazırlanalım. Akşam önemli misafirlerimiz var. Fransız Fransız oturuyor ki, hani Brüksel'den Paris'e gelene kadar adama demediğimizi bırakmadık. Ay, tahmin edebiliyorum, eyvah. Çocukluk ya, dalga geçeceğiz, eğleniyoruz işte. Neyse, Gare d'Honneur'a geldik. Adam inerken aynı centilmenlikle döndü. Bana söylediğiniz her şeyi aynen iade ediyorum dedi. Mükemmel bir Türkçeyle. Biz böyle donk kaldık.
Ay.